Eda'nın volümü şuysa ağlarken benim bu. Korkmuyorum ama kendi çabamda da şeyi görüyorum bir taraftan. İyi şarkı yapsam da aynı, yapmasam da aynı. En azından bizim tarttığımız kadar ağır değil hiçbir şey. Bu hayatta sen nasıl bir kedisin? Hayatta kalmak için koşturan, sokaktan eve terfi edecek kadar şanslı bir kediyim. Acayip salak bir adamsın. Hiçbir şeyden anladığın yok. Ama her şeyin uzmanı olmuşsun. Yani salak salak enerji israfısın. Müzikten hiç anlamıyor. Sadece benim ona maruz kaldığım bir çağda yaşıyoruz. Ben ilk şarkı söylemeye başladığımda sesim... Yani şimdi ben şarkıcılığımı fena bulmam ama hiç iyi değildi yani sesim. Üstüme alınmadım şeyi, hayatını benim mahvettiğimi. Hiç benimle alakası olmadı ki bence daha korkutucu çünkü... Yani belli ki ikna edemeyeceğim. İşte okulum çok kötü gidiyor, param yok, işte bir şarkılarım var falan. Ama yani kim ne yapsın senin şarkılarını? Akşamlar kaldı, akşamlarda parmak izlerin. Sadece detone olmuyorum dikkat edersen aynı zamanda... Gittin mi daha önce hiç terapiye? Gittim. Bir kere kendim gerekli olduğunu düşündüğüm için gittim. Baya böyle bir çarpıntıyla karışık. Ne olduğunu bilmediğim, ben o şeyleri hiç bilmezdim yani. Panik atak nedir, kaygı nedir, neye yol açar falan hiç... Öyle bir literatürüm yoktu. Bir kere çok korktum bir gece, durduk yere hiçbir sebep yokken. Yani böyle ciddi bir çarpıntım oldu bilmem ne. Saf korkunun ne olduğunu falan da anlayıp gittim. O dönem hakikaten işe yaradı. Bir kere de gitmeyeni dövüyorlardı öyle bir dönemde. Öyle gittim. O çok tırttı zaten. Bayağı da pahalıydı o. Gitmeyeni dövdükleri bir uzman vardı. Bir uzmanlar vardı bir yerlerde falan. Hani birkaç tane falan çok havalı işler. Aa nasıl gitmiyorsun falan dönem vardı. Gittim yani. Neyi tırttı? Gerçeği tırttı ya. Sürekli saate bakıyordu. Ha. Konuşurken. Peki. Böyle yıllar geçti. Ben de ilk programlarına baktım daha önce. Bugün programa girmeden önce de baktım. Afilyanlık zamanlarında çıkmışsın müzik dergileri, röportajlar ya da işte konser sonrası röportajlar, Okan Bayülgen programları. Hı hı. Orada şu anki adamın tabii ki büyüyoruz. Çok uzağında bir adam var aslında. Bir şeye de bakıyorsun, bu adam gerçek kendisi gibi işin profesyonelliğini çok bilmiyor gibi bir şey. Hı hı. Öğrendin mi işin profesyonelliğini? Vallahi en azından kendi hayatımı kolaylaştıracak kadarını öğrendim muhtemelen. Hı hı. Yani o dönemlerde o işi bilmeyişim, ne bittiğini fark etmeyişim de hep haneme artı olarak yazılmış. Mesela bir imajım var gibi görünüyor, bir yordamım varmış gibi görünüyor işte, sessizim. Bir masada herkes böyle, o Okan Bayülgen'in programlarında hep böyle kim daha fazla, şimdi hiç kimse konuşamazdı ya o dönem. Ben de yani yanlış bir şey söylersem ne olur, nasıl olur falan gibi abuk sabuk bir şey yüzünden dururdum yani. Ne senin dönüm noktan hayatında? Afilyalnız klibinin çıktığı gün herhalde. Bir hatırla, nasıl bir gündü mesela? Bitti albüm, işte şu mu çıkaracak, bu mu çıkaracak, şu şarkı olsun, işte Şebnem Dönmez oynasın, Okan Bayülgen oynasın. Kabul eder mi? Şebnem Dönmez oynasın, eder mi? Ne olur falan. Çok inandılar yani. Hadi Elazığ vardı, Selim Serez vardı. Herkes çok inandı, bütün ekip. Ben öyle çok şey inanmamıştım. Hatta çok samimi söylüyorum, hala koşullara fazlaca bağlı olarak gelişen bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok seviyorum, çok arkasındayım, hala çalıyorum hayatımın sonuna. Bütün o albümden bahsediyorum bu arada. Dönemseldi, bence tesadüftü de. Çıktığı anda o şarkı büyük hit oldu ve... ben olayı böyle dışarıdan... Biraz izlemek durumunda kaldım çünkü birinci kişisiyim o işin. En az orada inanan da bendim ve çok inandığı bir şey oldu ekibin ve çok başarılılar. Ve yani acayip bir yabancılaştığım bir şey oldum falan benim için odur. Ama gerçekten bu kadar büyüyeceğini olayın bilmiyordum. Hala da bence çok abartılan bir albümdür o. Hala çok abartıldığını düşünüyorum. Peki aslında ben bir de senin hayatında dönüm noktası olmuş bir şarkıyı soracağım sana bu bölümde. Bir anı ve ona eşlik etmiş bir şarkı, hayatımı değiştiren şarkı derken. Hareket Vakti aslında bu benim bütün hayatımı topyekun değiştirmiş albümün ruhunu taşıyan şarkıdır. Afilyalnızlık çıktığında kaç yaşındaydım dedin? Herhalde 26 yaşındaydım. Hı-hı. Ama böyle 24'te falan bitmişti. Sonra Sony'yi beklemiştik çıkarsın diye. Ve belki hani hakikaten albümün çıkmasını beklediğin döneme bir hatırlamanı ve Hareket Vakti'nde biraz gözlerin kapalı bir şekilde söylemeni isteyeceğim. Tamam. Sen yine olduğun gibi kal, benim için sakın değişme. Giderim bugün hayarın, hareket vakti gelince. Sen yine olduğun gibi kal, misafirim bu şehirde. Bir el sallarsın yeter, hareket vakti gelince. Neler geliyor? Nasıl bir adam geliyor mesela? Ya bir şey ne kadar istediğinizle bağlı, ilintili her şey bence.
4 tane vesait değiştirip sonunu hiç görmediğiniz bir şeyi böyle kovalamak. Ve işte aileyle aranız iyi değil, aram iyi değil. Yani niye yabancılaştırıyorsun, aram iyi değil. İşte okulum çok kötü gidiyor, param yok. Yani işte bir şarkılarım var falan ama yani kim ne yapsın senin şarkılarını. Bir arkadaşımız askere gittiği için evinde kalabiliyoruz. Ataköy'den Ulus'a gidip geliyorum ve taksiye falan verecek param yok. En son bir yerde taksiye binmem gerekiyor. Çünkü orada başka bir şey yok. O da böyle 6 TL tutuyordu o zaman. Ve o çok ciddi bir paraydı yani benim için. Bence hala az bir para değil ama yani şey, bayağı ciddi bir paraydı. O yüzden böyle zorlandığımı hatırlıyorum yani. Her gün gitmem gerekiyor falan diye. Bazen kalıyordum, stüdyoda kalıyordum falan. Ve böyle hiçbir şekilde popülasyonun 100.000'de birinin yaptığı bir şeyi kovalıyorsunuz yani. İşte bir altın bilezik olsun diye gittiğiniz şey kesinlikle altın bilezik değil. Hatta artık ayağınızda ağırlık yani. Genç olmasam böyle çok girişeceğim bir şey değilmiş yani. Bir yandan hakikaten hikayeye baktığımızda annen de söylemiş galiba ya, o dönemlerde aile gerçekten o altın bilezik için çok uğraşmışlar, tırnak içinde evet. Söylüyorum bir yandan. İşte hakikaten işte başka bir meslek yapmanla ilgili vesaireyle ilgili, diş hekimliği galiba hatta evet, söylemişler evet, sana. Ve sen inanan bir yerden cevap veriyor musun böyle şeylere? Yanlış söylüyorsam söyle lütfen, aslında eczacılar onlar ve bir yandan da hani hakikaten belli bir yoldan gitmeni istiyorlar. Altın bilezik de bizim eğitim sistemimizde lisede sayısal okuyarak başlayan bir şeye dönüşüyor aynen. Ya. Ama yok anne göreceksin, olacak gibi bir tavrından hatta annem bahsetmiş galiba o zamanlar. Evet, ergen atar ama o yani. Ergen atar. Anlatsana biraz nasıl atar. Ya o temelsiz bir şey yani olacak, olacak göreceksin. Yani sen şimdi Anadolu Lisesi'nde okuyorsun Antalya'da. Boyun uzasın diye sonsuz süt içen birisisin tamam mı? Genel hakimiyet seviyen bu yani olan bir tane. Yani dolayısıyla orada ailene işte olacak göreceksiniz falan o şey bir şekilde... Ya evet kararlılığımı anlatıyor ama ya o kararlılığın altı boş. Yani bugün itibariyle kendi mesleğinizde çok ehli olduğunuzu düşündüğünüz bir şeyi bile eminmişsiniz gibi yorumlayamazsınız, anlatamazsınız. Akıllıca değil yani o şey. İyi ki yapmışım onu ama dediğim gibi hiçbir temeli yok yani. Bir hafıza testi yapacağız beraber. Hayatından 10 tane soru soracağım. Kısa süre içerisinde cevap vermeni isteyeceğim. Ne kadar hani gerçekten net akla gelirse o kadar iyi. Tamam. Yanlışsa da yanlış. Çocukken Isparta'da mahalledeki bakkalın adı? Nezih. Antalya'daki ilkokul öğretmeninin ismi? Nimet Ateş. Lisede ilk aşkında gittiğin sinema filmi? Vallahi hatırlamadım. Ergenlikteki metal grubunuz? Tormund. Sing Your Song'un üçüncüsü? Kafein. 2008 Avrupa Müzik Ödülleri'nde sahneye çıktığında ilk ne dedin? Ne dedim acaba? Kesin Hello Hi falan demişimdir. Hoşça Kal klibinde geminin üstünde ne yazıyordu? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Ben Hoşça Kal klibi boyunca Cemil abi bize buradan kaç para fatura kesecek? Peki. Cinli Uyanış'ın çektiğim filminin başında çıkan ilk cümle. Ben yazdım bu arada. Bayağı oturup ben yazdım ama hatırlamıyorum. Peki eşine Eda'ya evlenme teklif ettiğin teknenin ismi? Bilmiyorum. Ya onu muhtemelen bilmiyorum zaten. Aha. Çünkü o heyecanla teknenin ismine falan ben teklif edecekken dünyanın en saçma şeylerini falan yaptım. Yani böyle çökecektim. İki tane Yunus zıpladı. Kız Kulesi var Yunus. Bayağı zıpladı. Şaka gibi yani Yunuslara baktık. Millet böyle o Yunus var falan. Böyle bir çığlıklar geliyor, sevinç şeyleri geliyor falan tekneden. Sonra zaten çökmek de böyle yani biraz atletizm gerektiren bir şey bence. Böyle kolay bir şey değil çökmek yani şey olarak değil. Çökerim ne olacak da. Ya dedim ki şimdi çöksem nasıl olacak falan. Orta da Yunus geçti. Ben dedim çökeyim mi çökmeyeyim mi? Tekne şöyle bir hafif dalgalandı. Bayağı böyle düşsem daha iyi olacak bir vücut hareketi yaptım. Yani. Düştün mü diye merak keşke ederim. Düşsem yani. dolayısıyla Eda da bakıyor bana bu ne yapıyor önümde diye. Yani düşünsene. Dolayısıyla şey hiç teknenin adı falan ne dedim. Hakikaten özel bir şeydi o ve böyle tam çok rüya gibi hatırlıyorum yani. Kendin için soğuk, mesafeli ve melankolik algılanmakla ilgili olan kısımlardan biraz şikayet etmişsin. Yani tabii hayat hani gençlik dönemleri bizimle beraber de olgunlaştığın bir süreç geçti ama nasıl olurdun şimdiki aklın olsa böyle algılanmamak için?
biraz daha yakın olabilirmişim insanlara. Yani ben böyle bir şey gibi görmüşüm. Tüzel kişilik gibi görürdüm yani olayı. Radyoya giderdim. O ya, hakikaten de tüzel kişilik o ama içinde gerçekten insanlar var yani. Yani onu böyle bir topyekin tüzel kişi olarak görüp böyle sohbeti gerektiği kadar yapıp sonra giderdim. Yani böyle çok geç de fark ettiğimi düşünüyorum. Aslında bir şekilde bence bir tırnak içinde söylüyorum, defo. Karşınızdaki insana sadece iş sırasında tırnak içinde kıymet veriyor musunuz gibi algılanıyor. Ben öyle yaşamıyorum onu da, hani öyle algılanıyor. Biraz daha arkadaşça hareket edebilirmişim. Hı-hı. Gerek yokmuş. Şey böyle hani bazen magazin mikrofonu uzatıyor, bazen belki cevaplamayacak, cevaplamak istemediğin sorularla karşılaşıyorsun. Hiç böyle hakikaten kameraya baka baka yalan söylediğin oluyor mu? Kameraya baka baka yalan söylediğin oluyor. Bize yalan söylediğin oluyor mu? Ya üzerinizdeki cekete en son bilmem ne de giymişti demişim. Ben bu sorunun doğrusu veya yalanı falan bir şey yok ki. Ortada soru yok, şey yok hiç. Yani ortada bence böyle bir ses kümesi var. Bana ulaşmadan oksitleyebilsem oksitlemem gereken ama ulaştığı için maruz kaldım. Yani vardır mutlaka. Ya da şey gibi mesela hiç ne bileyim albüm promosyonuna, şarkı promosyonuna yarasın diye herhangi bir sansasyon vesaire yaptığını. Yok, hiç. YouTube'dan izlenme satın aldığınız oldu mu mesela? Hiç. Yani çok baktım bunu nasıl alıyorlar falan diye. Çok hesapladım. Bir şey söyleyeceğim. Orada benim anlamadığım, şimdi herkes YouTube'da yalan dolan var, hile var diyor. Girin bakın abi fiyatlara Google'da. O bir video 100 milyon yapmak için böyle 300 milyon TL falan gibi bir para harcaman gerekiyor. Yapıyorlarsa vallahi helal olsun. Bence daha çok konsere gitsinler. Ya böyle yani bilmiyorum bunu nasıl. Merak edip baktım ne oluyor falan diye. Ama hiç yani. Hayatındaki olmuş bir şeyin, bir anının bir versiyon, doğru hikayesini bir versiyonda uydurma, yalan hikayesini anlatmanı isteyeceğim. Bu doğru, bu yalan deme. Birinci versiyon ve ikinci versiyon diye başlayabilirsin. Eğlenme teklif ettim Eda'ya. Birinci versiyon bu. Hı-hı. Yunuslar geçti. İşte o anın böyle gazıyla işte teklif ettim, kabul etti. İskeleden kaydım. İkinci şeyim o. Yine düşsem daha iyi. Böyle şey hareket olur ya. Bir ayağınız yukarıda kalır, bir ayağınız şeydir falan. İğrenç bir şekilde. Yani o artık son noktaydı. Hani bir kere daha teşekkür etsem nedir? Eda'ya kabul ettiği için. O çıktı yani beni izliyor. Ben böyle aşağıda kendi kendime bir tahta parçasıyla bir şeyler yapıyorum. İkinci versiyonu. Peki. Yunusları gördük. Evlenme teklif ettim. Düşsem daha iyi, düşmesem fena. Düşmedim. Kabul etti. Adam geldi. Tekneci. Bizi tebrik etti. Yanaştık. Sonra arabaya bindik. Ve o kadar sevinçliydik ki ve duygusaldık ki aileler aradık, haber verirken ama böyle sadece sümük yani. Hı-hı. Eda'nın volümü şuysa ağlarken benim bu. Hı-hı. Bu şekilde anlattık aileleri. Peki bir hani hakikaten böyle şey, genelde de centilmen nazik bir adam mısın sen? Olmaya çalışıyorum, her zaman değilim tabii de olmaya çalışıyorum. Hiç böyle sağlam bir dayak yedin mi? Sağlam dayak şeyde yedim. Başarı dershanesi vardı eskiden. Hı-hı. Şimdi yoktur muhtemelen Antalya'da. Ezgi Akbulut var. Celal amcanın kızı. Bizim babamın okul arkadaşı bunlar. Bayağı işte kan kardeşler yani filan. Onunla konuşuyorum diye onun sevgilisi sanıyor. Öbür Anadolu Sesi'nin çocukları. Hı-hı. Aralar olur böyle kantin işte çatıyı bağlayan filan. Orada böyle bir iki kişi denk geldik. Yakaladılar bizi filan. Erhan vardı, Korcan vardı. Üç kişilik vardı. Onlar kaçtı, birisi biraz dayak yedi ama bütün dayağı ben yedim yani en kötü de ben yakaladım. Senin kızıp tekme tokat aldığın oldu mu hiç? Ben lisede öyle bir dönemim oldu. Bu lisede şakayla gerçeğin birbirine karıştığı ve neyin gerçek neyin birden şakaya döndüğü, sonra birden gerçek, öyle bir dönemi var. Bütün çocukların sarhoş gibi dolaştığı yani filan. O dönemde kavga etmişliğim olmuş olabilir. Çok böyle küfür eden bir adamsın Emre sen kızdığında. Küfür ediyorum ama öyle çok küfürbaz birisi değilim. Buradan bir hayvan seçmeni isteyeceğim. İçimdeki hayvan bölümün adı. Ben şöyle bir göz attım ilk oturduğumuzda kedi aradım. Hmm. Kedi büyüseydi ne olurdu'dan yola çıkıp ve sonuçta zamanla ikinci bölüm. Kedi olarak ama bu da çok şey. Özellikle hani bir kedi gelse ben bir kediyim diye başlayabilirsin söze. Nasıl bir kedi olduğunu bize kendi cümlelerinle anlat. Bu hayatta sen nasıl bir kedisin? Ben bir kediyim. Sürekli hayatta kalmak için koşturan bir kediyim. Hı hı. Sokak kedisi misin sen? Bir vahşi bir kedi misin, yaban? Sokaktan eve terfi edecek kadar şanslı bir kediyim. Hı hı. Saldırgan mısın, uysal mısın, güzel sevdirir misin kendini? Ben kendini sevdiren bir kediyim ama herkese değil. Bir tehdit ve bir korku karışımı bir şey algılarsam herhalde tırmık atıyorumdur. Atıyorum yani. Evde başka kedi var mı? Senden başka?
Bence Eda da kedi. Biz öyle iki kedi, iki tane daha kedi bulduk yollardan. Öyle evet. Takılıyoruz. Bu bölümde yakın zamandan da olabilir, geçmişten de olabilir. Ama gerçekten seni kızdırmış birini düşünmeni isteyeceğim. Birazdan buraya gelecek hayalimizden. O sırada özellikle bir rahat bir pozisyon almanı ve gözlerini tamam. kapatmanı isteyeceğim. Gözlerini kapatıp şu an karşında onu görsen, neler söyleyeceksen lütfen söyle olduğu gibi. Çok kızdığın o kişiyi. Ya acayip salak bir adamsın. Hiçbir şeyden anladığın yok. Ama her şeyin uzmanı olmuşsun. Yani salak salak enerji israfısın yani. Başka hiç üzerine de başka bir şey söylememe gerek yok. Vallahi bu çok, ben uyarlarım bunu. Böyle alıp 3-4 tane örneğe yerleştirebilirim. Gülümsedin bir anlatırken. Çünkü yani salak anladım hani şey değil. Nasıl bir salak yani? Ya böyle bir çok saçma bir şeyden geçiyoruz. Bu var mıydı yok muydu? Bence yoktu. Şimdi bunu da yapıyoruz biz burada. Bu içeriği de çekiyoruz. Başka bir şey de çekiyoruz. İşte bir şarkı yapıyoruz. Bir şey yapıyoruz filan. İnanın popülasyonun %85'i beğenisine sunduğumuzu düşünmeye başladı. İnanın eskiden yarısıydı yani. Bu şu anda bir şarkısı çok başarılı olan birisi olarak söylediğim bir şey olarak geçsin. Hiç herhangi bir şeye kızgınlığım yok. Kendi kariyerimle ilgili hiçbir şikayetim yok. Çok iyi gidiyor her şeyim. Ama bir gerçekten yani beğenenler açısından da beğenisine sunduğumuzu düşünüyor herkes. Halbuki şey onayına sunduğumuzu düşünüyor. Halbuki beğenisine sunuyoruz herkesin. Bu genel olarak yani şimdi ben bu söylediğim şeyleri açsam bir yorum bulsak. Herhangi bir şeyin altında bir yorum bulsak uyarlayabiliriz, alırız kalıp olarak oturturuz. O yüzden de gülümsedim. Çok da önemli değil. Onayına sunduğumuzu düşünmesi de önemli değil popülasyonun ama öyle değil yani olay. Hani bu öyle bir şey değil. Korkuyor musun? Gider sevenler, gün geçtikçe giderler, azalıyor. Korkmuyorum. Hatta şey, Türkiye müzik piyasasında çok ciddi bir şekilde usta çırak ilişkisiyle öğretilmesi gereken bir şeymiş ve ben bunu kendi kendime düşündüm ve boşu boşuna acı çekmişim diye kendime üzülüyorum. Bu böyle bir şey. Bu seleksiyon. Yani bu biyolojik olarak yaşandığınız için zaten kaçınılmaz bir son. Korkmuyorum ama kendi çabamda da şeyi görüyorum bir taraftan. Yani ben olduğumdan daha genç bir şey yapmaya çalışmıyorum hiçbir zaman. İşte çalışmadım. Yaşlı da değilim henüz ama işte yaşarsam, hayatım varsa yaşlanacağım. Hafif bir eğilimim olursa biraz daha genç iş yapmaya, tırnak içinde söylüyorum genç. Kesinlikle oraya girmemeye çalışıyorum. Yani bu onu yapsam da akıbet aynı, yapmasam da akıbet aynı. İyi şarkı yapsam da aynı, yapmasam da aynı. En azından bizim tarttığımız kadar ağır değil hiçbir şey diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi bunu düşünüyor olmaktan da mutsuzum. Peki hayal edeceğimiz bir bölüm bu şimdi yapacağımız şey. Tamam. Birazdan yine gözlerini kapatmanı isteyeceğim. Bu sefer ben bir an anlatacağım sana. Gözlerin kapalıyken, ben anlatırken cevap verme. Sonra gözlerini açtıktan sonra ben bunları anlattığımda ne gördüğünü, nasıl bir yer olduğunu, ne yaptığını sana sonrasında soracağım. Tamam. Burası bir akıl hastanesi. Şu an içinde bulunduğun yer. Ve oradaki o soğukluğu, sessizliği bir hissetmeni istiyorum. Bir şey için oradasın. Ne için olduğunu düşün. Ve artık yavaş yavaş oradan çıkma zamanın geldi bugün. Çıkmak istiyorsun ama tam o bölümün kapısına doğru ilerlerken kapının kolunun içeride olmadığını fark ediyorsun. Dışarıda var. Gülüyorsan da neye güldüğünü fark et. Ve içeride senden başka bir adam daha olduğunu görüyorsun. Orada yatan hastalardan bir tanesi üstüne doğru gelmeye başlıyor. Nasıl biri olduğunu gözünün önüne getir. Tek bir cümle duyuyorsun sadece. Çünkü kısık sesle söylüyor. Hayatımı sen mahvettin diyor. Ve üstüne doğru yürümeye devam ediyor. Hazır olduğunda açabilirsin gözlerini. Kadın gördüm. Yani yaşlı böyle bir kadın gördüm. Psikopat gibi ben cadı rüyası görürüm. Çocukluğumdan beri köprünün üzerinde cadı beni sıkıştırır sıkıştırır, ben de sonra düşerim falan. Ruh hastası gibi hala aynı şeyi görüyorum yani. Tekrarlayan rüya. Aynen aynı rüyayı görüyorum. Üstüme alınmadım şeyi, hayatını benim mahvettiğimi. Hiç benimle alakası olmuyor ki bence daha korkutucu çünkü yani belli ki ikna edemeyeceğim. Kapı kolunun dışarıda olmasını nasıl çözülebileceğim bir sorun bu acaba diye aldım. Bir de şansımız gibi bir şey değil, tepkim oldu. Ona güldüm o sırada. Bir kere çıkabileceğine dair umudun var mıydı, onu bir sorayım. Vardı, aynen. Aynen. Yani çözmem gereken bir şey gibi. Kadın sadece çok, yani bence kadın daha çaresiz. Erkekte hani bir fiziksel mücadele vesaire durum olur. Yaşlı bir kadın bir de bu falan. Hani çok canımı sıktı ama böyle nasıl eyvah falan diye. Sadece kapı kolu bile şey,
İçeride niye vardım? Benimle ilgili bir problemi çözümü için olduğunu düşündüm. Direkt hiç başka bir şey aklıma gelmedi. İlk aklıma o geldi. Oraya tutundum. Böyle mavi ışıklı falan bir yer gözümün önüne geldi. Muhtemelen de bir izlediğim filmden falan yani. Peki biraz önce biraz bahsettin ama bir soracağım. Nasıl yaşlanmak istiyorsun sen? Valla güzel yaşlanmak istiyorum herkes gibi. Biraz daha hakikaten çok önemli olmayan şeyleri az önemsemeyi öğütmek istiyorum kendi içimde. Yani biraz hani işle ilgili rahatlayayım. Şimdi yani onu düşündüm. Tabii ben bunları şarkı tuttuktan sonra düşünüyorum. Çok kolay yani şimdi atıp tutmak. Ya şarkı çıktı, ben böyle şeyim. Lan ne olacak acaba bilmem ne filan. Ya 20 yıldır çok ciddi bir yüzdeyle ilerliyorum. Tutmasa ne olacak'ı? Yani tuttuktan sonra değil de çıktığı sırada. En azından beni biraz daha az huzursuz edecek ve daha az huzursuz edecek yani başka bir kelime yok aslında. Şekilde yaşamayı gün geçtikçe işim ne olursa olsun onunla ilgili yani başka bir şey yapsam da aynı o yapım öyle benim. Sadece müzik değil bu yani. İçselleştirerek yaşamak istiyorum. Yani bir sakin sakin devam etmek istiyorum. Aslında farkındayım ama farkında olmak yapabilmeye de tabii sebep olmuyor direkt. Şöyle anlıyorum, telaşlanmaya, kaygılanmaya devam ediyorum ama aslında böyle olmasını istiyorum bir ürün evet, dışarıda. Çünkü yani bu kadar telaşlanacak bir şey yok ortada. Cevap Hakkı bölümün adı. 3 tane yorum okuyacağım sözlüklerden ya da YouTube'da videoların altına yazılmış olanlardan. Bazıları eleştirdiği saldırı bu arada. Hı hı. Ama buradaki asıl merak ettiğim şey onlarla ilk karşılaştığın zaman ne tepki verdiğin. Her birine birkaç cümle cevap vermeni isteyeceğim burada. Bölümün adı o yüzden Cevap Hakkı. Birincisini okuyorum. İlk çıktığından bu yana hep aynı şarkıyı söylemektedir. Çizgisini hiç bozmadı. Bir şey söyleyeceğim. Tabii ki devam et lütfen. Şundan sonrası benim için hiç önemli değil. İlk çıktığı günden beri aynı şarkıyı söylemektedir. Bana kişiyle ilgili çok ciddi bir şey söylüyor. Ben cevap veriyorum. Sonra devamını şey yapabiliriz. Tamam. Müzikten hiç anlamıyor. Sadece benim ona maruz kaldığım bir çağda yaşıyoruz. Bu kadar. Tamam. Sığ ve basit kelime oyunlarıyla yazılmış şarkıların ağlak bir sesle okunması, gençlik bunu sevdi, bunu yüceltti bu ülkede. Paçozlaşma sürecinin popüler kültür ayağıdır Emre Aydın faciası. Hiç valla. Tamam peki. Ya sen Emre Aydın'sın. Hoşça kal. Bu kez anladım. Soğuk Odalar, Eyvah Son Defa şarkılarıyla Ölünmüyor şarkısını söyleyene. İlk 5 şarkının birbiriyle hiçbir ilintisi yok. O yüzden şu anda da onu öyle dinliyorum. Tamam. Evet. Bu şarkını söyleyin. Nasıl aynı olur? Ölünmüyor için söylüyor. Eski Emre Aydın nerede? Yakında fit Demet Akalın yazdır bari. Yanına bir de tam olsun. Yapma Allah aşkına. Sayalım ne demiş Soğuk Odalar. Hı hı. Bence bu arada bu mesela bu saldırı değil. İlki saldırıydı da bu şey. Değil. Bazıları dedi. Aynen. Bu kez anladım. Soğuk Odalar'la bu kez anladığımın hiç ortak tarafı yok. Yani dolayısıyla şey yani bir şey koyuyorsanız öne bir fact koyuyorsanız yani o temelde yanlış. Dolayısıyla ondan sonra ne söylediğinizin bir anlamı kalmıyor. Geçen de bir arkadaş bir radyo bir öz eleştiri yapacağım deyip benimle ilgili 5 dakika konuşmuş. Adam öz eleştiriyi bana yaptığı eleştiri sanıyor. Yani tam olarak bu. Yani o şarkıların birbirle bağlantısı yok. Bu şey demek. Ölümüyor bence çok kötü bir şarkı demek. Yani o evet ona göre kötüdür. Ben en son ne zaman hakikaten bıraka bıraka hüngür hüngür ağladın? Vallahi bıraka bıraka ağlamıyorum herhalde hiç. Müslüm'de çaktırmadan ağladım. Bırakmaz mısın genelde? Bırakmıyorum ya. Niye bilmiyorum onu. Abi tutarak, sıkarak ağlamak gibi mi? Daha çok su içerek geçiştirme gibi herhalde. Aha, tamam. Peki, bir baba nasihatı soracağım. Hayatında hep sende kalmış. Var mıdır hiç böyle aileden ya da birinin bir sözü? Yani annemin mesela şeyi, babamın da çok vardır. Annemin şeyi aklıma geldi şimdi, müzik falan konuştuğumuz için. Şarkı söylemezsen boşu boşuna uğraştığını düşünen çok insan olur. Müzikle çok kaliteli bir şekilde de uğraşıyor olsan. Şarkı söyle demişti. Sesim güzel değil demiştim. Geliştirilemeyecek çok az şey olduğunu bana fark ettirmişti. Onu fark ettirecek bir şey söyledi. Şu anda tam cümleyi hatırlamıyorum. Ben ilk şarkı söylemeye başladığımda sesim... Yani şimdi ben şarkıcılığımı fena bulmam ama hiç iyi değildi yani sesim. Sesin ne kadar kötü olabiliyor görmek istiyoruz Detone bu bölümün tamam. Adı. Evet yani biz hep genelde duyuyoruz sizlerden de işte mutlaka oluyor, en iyi şarkıcılar da oluyorlar haliyle. Hani ama böyle bile isteye şöyle rahat rahat bıraka bıraka
Bu sefer detone olmanı isteyeceğim bir şarkıda. Tamam. Ne kaldı biliyor musun? Akşamlar kaldı, akşamlarda parmak izlerin. Toplandım, çektim, gittim, sandım. Sadece detone olmuyorum, dikkat edersen aynı zamanda... Gerizekalı da oldum.